Hazret 7 defa iniyor fakat gık demiyor. 7. kez indiğinde o gayrimüslim demiş ki hatırladım demiş, ne soracağım. Sor bakalım. Şu sizin sakallarınızın teli mi daha hayırlı yoksa demiş şu köpeğin tüyleri mi daha hayırlıdır? Sembol Ocakbaşı'nın katkılarıyla hazırlanan Biri Bir Gün başlıyor. Selamun aleyküm erenler ve dahi erenlere gönül verenler. Hatta ve hatta erenlere gönül verenleri sevenler. Ve dahi erenlere gönül vermenin bir bedel icap ettirdiğini bilenler. Hatta bir ötesini de söyleyelim. Erenlerin dünyadan alem-i cemale göçmeleriyle kabirlerinin toprakta değil de aşıklarının gönlünde olduğunu bilenler. Ölüm şebi aruz. Hayatı öyle yaşayana ölüm düğün gecesi mübarek olsun. Öyle yaşayana mübarek olsun. Öyle göçene mübarek olsun. Gelirdi Tuğrul Bey hocam, otururdu buraya. Tam program başlayacak. Kepek buralarda böyle. Ya o sabah da duş aldım ama Neşe'nin kepek sorunu var. Latife ederdi. Göçtü. Mevla mekanını cennet eylesin. Derecatını âli eylesin. Ahirette bizi beraber eylesin inşallah. Burada yarım kalan mevzular orada devam etsin. Kaldığı yerden. Derler ki ehlullah kındaki bir kılıç gibidir. Vefat ettiği vakit kılıç kından çıkar. Bu sözü böyle bilirdim de bu sözün şu manaya denk düştüğünü bilmezdim. Evliya-i kiram hazeratı hayattayken, yaşarken onu sevenler kındaki kılıcı bağırlarında taşıyorlar böyle. Burada tutuyorlar, bağırlarında bir kılıç taşıyorlar. Fakat kılıç kından çıkıyor ya, çıkınca şöyle taşınmıyormuş. Böyle taşınıyormuş. Şurada saplı taşınıyor. Cenazede bir derviş baba Muzaffer Efendi Hazretlerini sırlamış. Zafer Efendi Hazretlerini sırlamış. Tuğrul Efendi Hazretlerini sırlıyor. Dedim ki siz bilirsiniz nasıl oluyor bu işler. Baktı böyle bir halim, selim, gayet vakur. Bir ateş düşüyor dedi. Geçiyor mu peki dedim. Geçmiyor dedi. Bir ateş düşer ve geçmez. Mevla kalanlarına, sevenlerine, bağlılarına sabr-ı cemil versin inşallah. Niyazımız, umudumuz, duamız, temennimiz odur. Bu vesileyle sizden de bir Fatiha isteriz. Bizim son 2 sene aşağı yukarı pek çok seyahatler, şunlar bunlar vesilesiyle beraber geçtiğinden dolayı yahu öyle hatıralar biriktirmişiz. O kadar çok unutamayacağımız şeyler birikmiş ki. Birisi bir şey diyor, tak Hazret'in bir sözü aklımıza geliyor. Bir şey oluyor, aa o böyle yapardı diyoruz. Bir şey oluyor, aa o gün böyle yapmıştı. Bir şey gösteriyor, aa bir şey duyuyoruz. Meğer çökmüş hayatımıza. Orhan çok güzel bir şey söyledi. Dedi ki abi, ya bir insan şeyh efendi olur. Kabul baş tacı. Ya bir başka insan böyle çok karizmatik bir zat olur. Bir başkası böyle çok entelektüel birikim sahibi birisi olur. Ya bir diğeri nazenin bir zat olur. Edep bilir. Görgüsü vardır, göreneği vardır. Usul erken yol yordan bilir. Bir başkası iyi bir hatiptir. Konuşur böyle. Bir başkası şu... Ya dedi, Tuğrul Efendi göçünce bunların hepsi birden göçmüş gibi oldu dedi ya. Giden biri olsa kalana sabretmek biraz daha kolay olacaktı. Nazenin eda gitti, bir zarafet gitti, bir kültür gitti, bir peygamber aşığı gitti, bir mürşit gitti, o gitti, bu gitti, gitti. Allah mekanını cennet eylesin. Şimdi bakın bir şey anlatacağım da böyle notlar yazdım. O notlarla konuşmazdı. Bosna'da dolaşıyoruz. Bir binanın önünden geçiyoruz. Döner o binanın tarihini Bosnalı mimara anlatır. Ya bir köprünün önünden geçiyoruz. O köprüyü tarihçiye anlatır. Bir tekkenin önünden geçiyoruz. Tekkenin şeyhine tekkenin nasıl kurulduğunu anlatır. Bağdat'a gitmişiz. Bağdat'ın tarihini anlatır, fethini anlatır.
akşam olur bir şey olur, astronomi, yıldız, şu bu derken yönleri anlatır. Bir şey, coğrafyayı anlatır. Mevzu gelir, şiiri anlatır. Hani derler ya, hezar gıpta o devri kadim efendisine, ne kendisi kimseye benzer, ne kimse kendisine. O gitti işte. Bak, not almışız. Abdülahad Nuri Hazretlerinden bahsedeceğim size bugün. Halveti tarikinin büyüklerinden. Bazen hani hayatta yaşıyoruz, şöyle şeyler olur. Biri gelir bir şey söyler, yaparız, olmazsa hemen heyheyleniriz filan. Biri bir şey yapar, hemen kızarız. Hazret, o kadar halim, o kadar selim, o kadar zarif, o kadar latif, o kadar nazenin bir zat-ı şerif imiş ki, hayatına dair iki anekdotu okuyunca dedim ki bunu mutlaka dostlarla paylaşmam lazım. Mutlaka bunu sizinle paylaşmam lazım. Niye? Benzer durumlarla karşılaştığım vakit ben de kendime onu hatırlatacağım. Bak Serdar Tuncer, Abdülahad Nuri Hazretlerini hatırla diyeceğim. Siz de kendinize Abdülahad Nuri Hazretlerinin başından geçen bu iki hadiseyi böyle kızdığınız zaman, birisine celalleneceğiniz zaman, birisine öyle öyle bir zaman geldiğinde, hiddetlendiğiniz vakit kendinize dönün, bu zatı hatırlatın. Niye? Şimdi önce kendisinden bahsedelim. Abdülmecid Sivasi Hazretlerinin yeğeni, büyük alim, büyük mutasavvuf. Babası erken yaşta göçünce onun dizi dibinde yetişmiş. 3. Mehmet Han Abdülmecid Sivasi Hazretlerini İstanbul'a davet ettiğinde Hazretim yeğenini de yanında almış gelmiş İstanbul'a. Yanında ilim tahsil etmiş. Seyri sülükünü ikmal etmiş. Hilafet almış. Hilafet aldıktan sonra da irşad için Midilli'ye göndermiş onu, dayısı. Bir zaman sonra Şeyhülislam Esad Efendi Mehmet Ağa Tekkesi şeyhliğine tayin etmiş ve Midilli'den geri dönmüş, gelmiş. Uzun zamanlar kürsü şeyhliği yapmış. Önce Fatih Camii'nde, ardından Bayezid Camii'nde, ardından Ayasofya Camii'nde vaazlar vermiş. Safer 1061'de vefat etmiş, Safer ayı. Merhum Ömer Turlu İnançer hocam, Şubatları sevmem derdi. Güdük Şubat, hiç sevmem derdi kısa. Hep sevdikleri Şubat ayında göçmüş. Bize de güdük olmasa da artık biz onu güdük ilan ettik. Bir Eylül hüznü kaldı. Eylül'de gel, Eylül'de gitti. Vefat edince Abdülmecid Sivasi Hazretlerinin türbesinin karşısına defnedilmiş Abdülahad Nuri Hazretleri. Abdülahad Nuri Hazretlerini aslında çok güzel bir nutku şerif var. Şiirler de yazmış Hazretim. Kitaplar da bırakmış geride. Güzel eserler de yazmış. Nutku şeriflerinin en önde geleni de bizim kaside hanlarımız tarafından sıklıkla terennüm edilir. Hatırlayacaksınız. Bakın. Semadan sırrı tevhidi duyan gelsin bu meydane. Derun içre bugün Allah diyen gelsin bu meydane. Hatırladınız mı? Pek güzel okurlar bunu. Görenler nuru gaffarı, duyanlar sırrı settarı. Cihanda şişey ağrı sıyan gelsin bu meydane. Saladır ehli irfane, getirsün canı kurbane. Bugün başını meydane, koyan gelsin bu meydane. Merdane olacak. İşte bak, not yanılıyor Emirhan. Bugün başını merdane, koyan gelsin. Mertçe başını orta yere koyan, meydana gelsin. Geçip bu abile gilden, dahi cümle heya kilden. Bu dünya nakşını dilden, yuyan gelsin bu meydan. Nasıl bir meydansa. Bazen böyle birisi çiğ bir hareket yaptığı vakit, hani yakışmayan irfana, edebe, usule, erkana, hikmete, gelene, görene, ters düşen bir hareket yaptığı vakit meydan görmemiş derler. Kişinin meydan görmesi mühimdir. İşte meydane, meydane dediği için bir meydana çağırıyor da, o meydana gelmek de öyle her baba yiğidin harcı değil diyor. O meydana gelebilmek için semadan sırr tevhidi duyman lazım diyor. Derun içre Allah demen lazım. Nuru gaffarı görmen, sırrı settarı duyman, şişeyi ağrı sıyman lazım diyor. Başını mertçe meydana koyman lazım diyor. Dünya nakşını, dünyanın kıyılık halini, kıyılık kışını dilinden, gönlünden yuyman, yıkayıp atman lazım diyor. En son burayı hatırlayacaksınız.
Gönül maksudunu buldu, cihanen var ile doldu. Bugün Nuri imam oldu. Uyan gelsin bu meydana. Meydan öyle bir meydan. Hatta notların arasına almamış arkadaşlar ama bu Nutku Şerif'in en müstesna beyitlerinden birisi şudur. Kamunun halıkı birdir. Niçin bazısı kafirdir? Bu ne hikmet, bu ne sırdır? Bilen gelsin bu meydana. Bu Nutku Şerif'le hatırlayacağımız bir zat-ı şerif, Abdülhat Nuri Hazretleri. Gelelim mevzuya. Hazretim dedik ya Ayasofya Camii'nde vaazlar etmiş. İhtiyarlığında, ahir ömründe bir Ramazan günü Ayasofya Camii'nde vaaz ediyor. Vaazın bitiminde birisi yaklaşmış böyle cemaatten. Demiş Efendi Hazretleri, bir gün bir iftar vakti fakirhaneyi şereflendirir misiniz? Pek mesrur oluruz, bahtiyar oluruz, çoluk çocuk sevinirler. Bizimkisi fakir sofrasıdır ama teşrif edip gelirseniz fakirhane devlethaneye döner. Evladım demiş, ben çok yaşlıyım demiş, ihtiyarım. Hani pek bir yere de gidip gelemiyorum, çıkamıyorum. Ancak burada işte bazımız, teravihimiz mesela böyle çok ısrar etmiş adam. Kıramamış, onlar kırmazlar. Çünkü onlar şunun farkındadırlar. Kulu kırmayana kulların Allah'ı kırmaz. Kulun gönlünü yapanın kulların Allah'ı gönlünü yapar. Bunu bilirler ama bunun için böyle yapmazlar. Çünkü bu ticaret olur. Ben buna böyle yapayım da Allah da bana böyle yapsın. Mevzu bu değildir. Gönüller öyle bir gönül. Peki demiş hay hay evladım geleyim. Neredesin ha? Efendi Hazretleri demiş. Ak bıyık çıkmaz sokak. 13 numarada oturur fakir. Yarın inşallah iftara sizi bekliyoruz. Hay hay evladım demiş. Ertesi gün iftara doğru Ayasofya Camii'nden çıkmış. Araya sonra Akbıyık'tan aşağı inmiş. 13 numarayı bulmuş. Tam iftar vaktine yakın kapıyı çalmış. Açılmamış. Çalmış. Açılmaz. Çalmış. Kapının arkasından bir ses. Kim o? Evlatçım iftara davet etmiştiniz bendenizi. Onun için ne iftar demiş. Yanlış geldin ihtiyar. Hadi bakayım. İftar miftar yok hadi. Allah Allah demiş. Herhalde biz yanlış geldik. O sıra top patlamış. Hazret gitmiş orada bir çeşmeden. Biraz su içmiş. İftarını etmiş. Adamcağıza da mahcup olduk. Evini bulamadık diye. Mahzun bir şekilde gelmiş. Teravih kılınmış. Ertesi gün vaazda aynı adam çıkmış gelmiş. Efendi Hazretleri demiş. Çok ayıp ettiniz. Bunu sizden bekliyorum. Ne oldu evladım? Geleceğim dediniz. Çoluk çocuk toplandık oturduk. Siz geleceksiniz ya ben onlara yemek de yedirmedim. Öyle bekledik. Gelmediniz demiş iftar vakti. Mahzun. Evladım ben geldim demiş. Hani nasıldı adres o Akbıyık çıkmaz sokak 13 numara değil mi? Evet geldim. Nasıl geldiniz demiş ya. Biz bekledik mahcup olduk size yakışmadı. Peki demiş yarın geleyim ben size adresi de not etmiş. Ertesi gün tekrar iftara doğru o kadar yolu o halde varmış, gitmiş, bulmuş, kapıyı çalmış, 13 numara, 13 numara, çıkmaz sokak, çıkmaz sokak, yer bura, tamam. Çalmış kapıyı, kapının arkasından bir ses, kim o? Evladım iftara davet etmiştiniz, geldim. Ne iftar demiş, dün gelen değil misin sen? İftar miftar yok burada demiş, yanlış geliyorsun. Sağa bakmış, sola bakmış, hani adamın adını da bilmiyor demek ki Hazretim. Nasip top atılmış o sıra varmış. Bir çeşmeden suyunu içmiş. Eyvah demiş adamcağıza gene mahcup olacağız. Bulamamış. Çaresiz. Dönmüş gelmiş. Ertesi gün adam gene gelmiş. Bu defa daha sert bir tonda ya. Efendi Hazretleri demiş. Yakışıyor mu size demiş. Beni mahcup ettin. Sizin ilminize, irfanınıza, heybetinize. Yakışıyor mu demiş tavrınıza. Geleceğim diyorsunuz. Gelmeyeceğim deseniz demiş. Ben şey yapmayacağım hani. Keşke gelmeyeceğim dese. Hem geleceğim diyorsun hem ikidir bizi bekletiyorsunuz demiş. O kadar hazırlık vesaire. Evlatçım ben geldim demiş ama gene bulama. Acaba demiş sizin alt katta bir kiracı falan var da o mu bilmiyor ben anlayamadım falan. Yarın geleyim oğlum gene size demiş. Adam tamam demiş. Üçüncü gün iftara doğru Hazret gene aynı sokaktan varmış. Evin kapısını çalmış. İçeriden bir ses gene. Ayıp demiş ya. Bura tekke mi demiş geliyorsun demiş iftar vakti. Üçüncü gündür geliyorsun ayıp değil mi filan. Ah evlatçım demiş kusura bakmayın affedin. Ben herhalde gene yanlış geldim. Tam dönüp gidecekken kapı açılmış. O davet eden adam.
gelmiş eteklerine sarılmış. Demiş ki bağışlayın. Ben demiş sizin edebinizi, ahlakınızı, kemalatınızı biliyorum da hani o bir açığa çıksın, görülsün diye böyle bir edepsizlik yaptım size. 3 gündür kapıyı açmayan bendim. Hiçbir şey dememiş Hazreti. Hay hay evladım demiş. Peki demiş, bir şey olmaz demiş. Şimdi böyle bir hadise, rahmetli Tuğrul Bey hocamın yanında mesela, o anlatsa bana böyle bir şey, ben derdim efendim, Allah'tan ben evliya değilim derdim ya. Ben evliya olsam orada o adamı şöyle şöyle yapardım. Derdi ki öyle olursan sen de yapamazsın. Olsaydın yapamazdın. Yani olmadığın için böyle böyle. Ya sen 3 gün davet et Hazreti. Çağır. Neymiş? Kemalat ortaya çıkacakmış. Açığa çıkacakmış. Anlatacakmış. Görülecekmiş. Ben olsam döverim. Dediğim vakit bana derdi ki işte onun için senden bir şey olmuyor. Ve derdi ki olursan sen de öyle yapamazsın. İşte Hazreti de hayatı hep bu tür şeylerle demek ki Mevla bazı insanlara bazı böyle farklı imtihan kapıları açıyor. Aynı yerlerden imtihan ediyor filan. Bir oturduğu evin üst katı. Oturuyor iyice ihtiyarlık zamanı. Bir gün yine kapı çalmış. Tak tak tak. Kim o diyor. Gayrimüslim bir komşu ya da bir ziyaretçi. Bir aşağı gelseniz demiş efendim bir sualim var da. Hazret böyle iki büklüm, iki kat merdivenden aşağı inerek gelmiş, kapıyı açmış. Demiş, buyurun sualiniz neydi efendim? Efendi baba, unuttum demiş sen gelene kadar. Kusura bakma. Bir şey olmaz demiş, hatırlayınca gelirsiniz. Yukarı çıkmış. 10 dakika sonra kapı çalmış, tak tak tak. Kim o? Bir aşağı gelseniz bir sualim vardı. Hazretim gene iki kat merdivenden aşağı inmiş iki büklüm. Demiş, söyleyin. Gene unuttum demiş, siz gelene. Yahu bu hadise tam 7 defa tekrar etmiş. 7 defa. Şimdi bir düşünün. Evde oturuyorsunuz üst katta. Yaşlısınız. Biri size diyor ki bir aşağı gelsen. 2 kat aşağı iniyorsunuz. Kapıya gelince diyor ki unuttum. Yukarı çıkıyorsunuz. 2., 3., 4. Döveriz biz adamı. Hazret 7 defa iniyor fakat gık demiyor. 7. kez indiğinde o gayrimüslim demiş ki ha hatırladım demiş ne soracağım. Sor bakalım. Şimdi soruya bakın. Şu sizin sakallarınızın teli mi daha hayırlı yoksa demiş şu köpeğin tüyleri mi daha hayırlıdır? Şimdi düşün 7 defa sizi çağıracak aşağı. Unutacak. Hatırladığında da sorduğu soru bu olacak. Hakaret. Hazretim bakmış demiş ki evladım demiş. Eğer ben Allah'ın emrini tutuyorsam, sünnet-i Resulullah'a ittiba ediyorsam, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakıyla ahlaklanmışsam, bir tabii benim sakallarım bu hayvancağızın kıllarından daha hayırlıdır. Ama ben Allah'ın emrini tutmuyor, yasağını çiğniyor, Resulullah'ın haliyle tahalluk etmiyorsam bu hayvan benim sakallarımdan daha hayırlıdır onun tüyleri. Adam öyle deyince demiş ki eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Ben demiş Müslüman oluyorum. Bu edepsizliği ben bu kadar halt yememe rağmen sen böyle böyle yapıyorsan bu din hak dindir. Şimdi başta dedim ya hani bazı böyle sıkıntılı durumlar olur, canımızı sıkan işler olur, kendimizi bir aldatılmış gibi hissettiğimiz olur. Hemen parlarız, hemen yakasına yapışayım, hakkımı alayım, ne hakla bana bunu yapar, bana bunu nasıl değil. Diyeceksiniz ki ya tamam da Serdar Bey biz de evliya değiliz ki kardeşim evliya. Tepkisini verelim. Olmak icap etmez. Zaten bunu tam manasıyla da yapamayız da en azından onların bu yaptıklarına bakıp onların ahlakıyla ahlaklanmaya çalışırsak belki Mevla bizi onları sevenlerle beraber yazar. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki edebeni Rabbi fe ahsenet edip. Beni Rabbim edeplendirdi ve edebimi ne güzel kıldı. Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisi. Şimdi Efendimiz Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmıştı. Efendimizin ardı sıra gelenler, sahabe-i kiram efendilerimiz, tabi'in, tebe'ü tabi'in ve hakiki varis olan evliya-i kiram hazeratı da kuşkusuz o ahlaktan ala ala, süze süze, sindire sindire o ahlakla geldiler. Ya bugün biz Abdülhat Nuri Hazretlerinin yaptığı bir güzelliği yapıverdiğimiz an aslında Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı bir güzelliği aslında
Allahu Teala'nın yapılmasını murad ettiği bir güzelliği yapmış oluyoruz. Buradan bakınca taklit edilen Abdülahad Nuri değil, onun ve onun gibi binlerin ayağının türabı olmakla iftihar ettiği Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığını yapmış oluyoruz. Arz edebiliyor muyum? Burası mühimdir. Taklit. Taklitten tahkik doğar demiş. Taklit etmeye devam edeceğiz. Nereye kadar? Nasibimiz ne kadarsa, sadrımız ne kadarını alıyorsa, gayretimiz, kaderimiz ne ver? Önemli değil yahu. Neticenin ne olacağı da önemli değil. Biz bunu yapmaya gayret edeceğiz. Bu bizi güzelleştirecek. Bir şey almak şart değil. Bir şey olmak mühim. Almak değil. Gene Abdülhad Nuri Hazretleri merhumdan bir hadiseyi arz edip bitireyim. O devirde Süleymaniye Camii'nde vaaz veren Körükçüzade isminde bir alim, hakikaten alim, medrese ehli bir zat varmış. Ve Abdülhad Nuri Hazretlerine de, talebelerine de, halvetiye yoluna da, tasavvuf ehline de laflar edermiş. Yolları yol değil, bilmem ne, o, bu, şu, atar tutar. Talebeler de gönüllenirmiş. Ha efendim, bu zatın hani vaaz vermesinin bir önüne geçilse, bunun artık yeter, tak etti canımıza, bunu bir dur. Aman aman yavrucuğum, dokunmayın ona dermiş. O bir gün sizin ihvan kardeşiniz olur. Hatta biz göçtükten sonra da 30 seneye yakın bu yolu anlatır, insanları bu yola davet eder falan. Tabi talebe bir anlam veremiyor da, o dudaktan düşen söz yere düşmüyor. Allah yere düşürmüyor. Bir gün Hazreti talebeleriyle otururken bakmışlar Körükçüzade geliyor ağlayarak. İki büklüm perişan. Yaklaşmış Efendi Hazretleri'nin eteğini öpmüş. Ben ettim, siz etmeyin demiş. Bağışlayın. Dur dur demiş. O gördüğün rüyayı demene gerek yok demiş. Sen boş ver falan. Biliyor. Bir rüya gördü, bir mana zuhur etti de onun üstüne gelip böyle bir pişmanlık arz ediyor. Onun farkında. Fakat mahcup olmasını da istemiyor da. Körükçüzade anlatmış gene. Bunca yıldır demiş, ilim okurum, nefsimi tezkiye etmeye çalışırım, kalbimin tasfiyesine uğraşırım, riyazet yaparım, mücahede yaparım, amel ederim. Fakat Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cemali mübarekeleriyle bir kez olsun müşerref olamadım. Manada bir Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı göremedim. Bunun hüznüyle yattım. Dedim ki bu ilim, bu amel, bu şu, bu neye yarar? Bu dertle yattım. Rüyamda dediler ki senin derdin merhem Abdülahad Nuri'dedir. Dur demiş. Gel yaklaş bakayım. Yaklaşmış. Onun kulağına bir şeyler söylemiş Hazret. Adamcağız kalkmış gitmiş. Ya ertesi gün ya o günün akşamı bir daha çıkıp geliyor. Diyor ki yazıklar olsun. Bunca yıllık amelle, şununla, bununla falan elde edemediğim şeyi sizin bir himmetinizle, bir tasarrufunuzla, bir işaretinizle rüyada Resul-i Ekrem Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın cemalini gördüm demiş. Müşerref oldum. Bana yazık. Oradan sonra dönmüş. Şimdi yok, burada o sözü söylemeyeceğim de aslında bu gibi durumlar için ehli irfanın söylediği bir söz var da onu burada bu şekilde söylemek irfansızlık olur. Deyi söylemeyeceğim. Ama sanki anlayanlar anladı. Yani şöyle diyeyim, üç nokta bırakayım sonuna. Siz o üç noktanın arkasını uygun bir şekilde doldurun. Hani vurgudan bazen bu mevzu çıkar. Bazısı tarikata girer, bazısına fakir böyle birkaç mevzuya şahitlik ettim. Oradan da bilirim. Gelip böyle oturup böyle dayı dayı durup ertesi gün gördüğü bir rüyayla, bir manayla hıçkıra hıçkıra ağlayan, efendim ben ettim sen etme diyen. Ondan sonra da bazısı tarikata girer, bazısına denildiğine de şahitlik ettim. Mevla bizi esirgesin. Mevla bizi güzellerden etsin. Güzellerle beraber etsin. Güzellerden ayırmasın. Niyazımız, umudumuz, duamız odur. Ve şunu söyleyeyim. Şu yüzük ve şu tesbih. Fakire bir güzelden yadigar. Bir güzelden hatıra. Allahu Teala nasip etti, lütfetti. Büyükler himmet buyurdular da etraflarında, civarlarında durduk. Şu an var olan bazı güzellerin de etraflarında, civarlarında durmaya gayret ediyoruz, uğraşıyoruz.
Yalnız şunu söylemeden edemeyeceğim. Yahu bir an bile yanlarında kârdır. Fazladan bir an bile. Arz edebiliyor muyum? Çünkü bir gün devlet elden gider. Bir gün nimet elden gider de insan başını taştan taşa vururdur. Rahmetli Doktor Ahmet amca derdi ki, bilmiyorlar ne kadar büyük olduğunu. Bir gün toprağın altına girince, vay keşke biz biraz daha yanında olaydık. Keşke biz biraz daha sözünü tutaydık. Keşke biz biraz daha izinde yürüyeydik diyecekler. Derdi, toprağın altında da başı taşa vurmak varmış. Yani orada her şey bitti değil. Ah diyorsun da, hadi geri dönüp bir şey yapayım, yok. Nimet eldeyken kadir kıymet bilenlerden eylesin Mevla bizi. Güzellerin etrafında durmak suretiyle güzelleştirmeyi murad ettiklerinden eylesin Mevla bizi. Aziz dostlar, canım efendim. Geldik bir biri bir günün daha sonuna. Bu biri bir günde bahsi sıklıkla geçen iki zat var. O iki birdir aslında, ayrılık gayrılık yoktur. Hem Abdülahat Nuri Efendi Hazretlerine, hem de Ömer Turli Nançer Bey hocama, hala rahmetli ya da merhum falan daha diyemiyorum. Geliyor, diyemiyorum yani, denmiyor. Her ikisine de birer Fatiha okuyarak bitirelim programı. Buyurunuz. El-Fatiha. Sembol Ocakbaşı'nın katkılarıyla hazırlanan Biri Bir Gün sona erdi.